Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu saniyeler önce çıktı. Bakalım neler söyleyecek. Kez geldim. Hep böyle içimde bir uhdeydi. Ama o kadar baktım ki bu hem tarihi evlerine, bu derenin içinden geçen o güzel görüntüsüyle, o kayalardaki mezarlıklarıyla, Osmanlı'nın o kadim izleriyle, Şehzadeler şehrinin o güzellikleriyle geç buluştum belki ama çok güzel buluştuk be. Çok güzel buluştuk. Harikasınız. Ne mutlu sizlerle bir arada olmak. Amasya'da bir arada olmak. Amasya başka bir duygunun şehri. Burası Cumhuriyet'in, Atatürk'ün adım adım attığı Cumhuriyet izinin şehri. Amasya, Amasya bu milletin istiklalini kurtaracak olan milletin azmi ve kararlılığıdır sözünün çıktığı yer. Atamızın coştuğu yer. Amasya atamızın coştuğu yer. Bu yolculuk Amasya'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzurum'a, tekrar Sivas. Daha sonra kongreler biter, Hacı Bektaş'a uğrar. Hacı Bektaş'a uğrar. Milleti adına dertleşir kadim topraklarla. Ve Atatürk Ankara'ya varır, bir söz söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve benim çok sevdiğim o güzel şiirin bir sözü, bir mısrası aslında her ferdimizin, bakınız 86 milyon insanımızın özgürlüğüyle ilgili kararlılığını ifade eden, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım, şaşarım. İşte biz demokrasi aşığı bir milletiz, özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz, zapt edemez, gasp edemez. Belki bu girişimi yapar ama asla buna fırsat vermeyiz. Bu bazen dahili bir takım uğraşlarla olur, bazen harici bir takım uğraşlarla olur. Ama biz onlarla mücadeleye alışız. Bugünler zorlukla geçiyor olabilir, sıkıntıyla geçiyor olabilir ama bu da demokrasinin olgunlaşma süreci için önemli bir adımdır. Biz bugün buradayız. Ne için biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için toplandık. Gençlerimizin umudu için buradayız. Gençlerimizin yüzü gülsün diye buradayız. Onların enerjisiyle beslenen kadınların toplumdaki yeri güçlensin diye buradayız. Kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. Kadının emeğini hak ettiğini elde etmesi için buradayız. Erkekler, beyefendiler onurludur, gururludur. Çalıştığının karşılığını almak ister. İşsiz kalmak istemez. Cebinde 5 kuruşu olmadan hiç kimse yaşayamaz. Millet fakirlikle yüzleşiyor. Sevgili dostlarım, bugün ülkemizin 1 yıl 1,5 öncesine dönük bir oran yaptığımızda yarı yarıya fakirleştik. Yarı yarıya fakirleştik. Hanımefendiler var. Benim güzel annelerim var burada. Çok güzel hanımefendiler, genç hanımefendiler var. Sormak istiyorum. Sevgili hanımefendiler, bayram geliyor. Bayramda gönlünüze göre bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz? Peki sizler evinizde misafir ağırlarsınız. Günler yaparsınız. O günlerde komşularınızı ağırlarsınız. Zengin sofralar hazırlamak bizim
milletimizin geleneğinde vardır. O sofraları kurabiliyor musunuz hanımefendiler? Yahu kıyma olmuş 300 lira. Et alabiliyor musunuz et? Sevgili gençler, halanız, dayınız, tanıdığınız, ahbabınız, çavuşunuz olmadan, o partiye üye olmadan işe girebilir misiniz? İşte biz gençlerin o emek, hak, hukuk zincirini yeniden tamir edeceğiz. Ve şunu kuracağız. Ben çalışırsam olur, ben istersem olur. Bu ülkede bu milletin ürettiği hangi değer varsa 86 milyon insanımızla paylaşılacak bir dönemi başlatacağız. Gençlerimiz ben çalışırsam olur diyecek. Kimse hakkımı yiyemez diyecek. Hakkımızı yedirtmeyiz diyecek. Ama adalet istiyor gençler. Hakkıysa almak istiyor. Sınavlarda adaletsizlik istemiyor. İşe girmelerde adaletsiz istemiyor. Atanamayan öğretmenlerimiz bir siyasi teveccüh için kuyrukta bekleyemez. Kardeşim atanacak. Bizim yolculuğumuz bu yolculuk. Bunu başaracağız. Kıymetli Amasyalılar, sizlere çok özel bir selam getirdim. Bu memleketin İnsanlarının vicdanının temsilcisi, bu devletin erdemini bilen insan. İnsan olduğu için sevilin diyen bir insan. Birbirinizi sevmelisiniz. Çünkü biz insanı severiz yaradandan ötürü. Öyle değil mi? İşte bu felsefenin sahibi, inancıyla o işin belki en iyi temsilcilerinden birisi, hak, hukuk ve adaletin en güçlü yolcusu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size Amasyalılar. Sevgili hemşerilerim, benim güzel hemşerilerim, bu güzel coğrafyanın güçlü, karakterli, iyi insanları, bakın 6 siyasi parti bir araya getirdi. Büyük bir demokrasi yolculuğu. Şunu söyleyeyim. Çeşitliliğimiz de güzeliz değil mi? Bakın şu manzaranın güzelliğine bakın. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Şu güzel insanların omuz omuza yan yana oluşuna bakın. Burada etnik kökeniyle, kültürüyle, türküsüyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı insanlarımız var. Bu memleket doğusuyla, batısıyla, her yerinden insanıyla, farklılıklarıyla çok güzel değil mi? İşte biz o 6 liderin olduğu masada, Millet İttifakı'nda o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliğiyle milletimize hizmet edeceğiz. Neden kurtulacağız? Ben ne dersem o olurdan kurtulacağız. Ben ne dersem onu yapacaksınızdan kurtulacağız. Hayatı boyunca ben diyenden kurtulacağız. Biz demeye geliyoruz. Biz birlikte yönetmeye geliyoruz. Onun için altılı masa kıymetli. Onun için Millet İttifakı vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Bu dönem başka bir dönem. Bu seçim başka bir seçim. Amasız fakatsız, onun sapı bunun çöpü demeden, değerli dostlarım, kıymetli vatandaşlarımız, bu süreçte bölünmeyeceğiz. Biz bu zaman diliminde birleşeceğiz. Birliğin gücünü göstereceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte. Bu kardeşiniz, ben bu birlikte kazanmayı iyi biliyorum. İstanbul'da Millet İttifakı'yla kazanmanın ne olduğunu iyi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Meral Akşener'in yan yana nasıl bir güç yarattığını biliyorum.
İşte İstanbul'u sadece tabii ki iki partiyle değil, büyük bir konsensusla kazandık. Aslında Millet İttifakı'nın temeliyle kazandık. Onun için kazanmayı biliriz be. Biliriz kazanmayı. Kazananlar kulübü değişti.